Evet, selamun aleyküm. Hoş gördük. Sizler de hoş geldiniz. Tekrar Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Az kaldı. Son çeyreğine hemen hemen girdik sayılır. Bayramla ilgili bir program da inşallah Zoom üzerinden size yayınlanacak. Biz her bayramda, mahsusen Ramazan Bayramı'nda bu Süleymaniye'de, ben Süleymaniye'deyim şu anda. Aşağı 300-400 kişi kadar misafirimiz olurdu. Onlara bir bayram çorbası verirdik. Bir program dahilinde de bayramla alakalı bir konu. Aşir. Ee, Ali hocamızın duasıyla da bayramlaşarak bir saat içerisinde aşağı yukarı programımızı icra ederdik. Tabii fiziken bir araya gelmek mümkün değil. Bir müddet daha böyle gidecek. Fakat e, yine Zoom'dan hem program hem de vakti sizlere intikal eder inşallah. Arz etmek isteyen yani böyle sosyal ortamda bayramlaşmak isteyen o vakitte programa dahil olup hem bayramın daha keyfiyetli, daha sevaplar geçmesi için bir vesile olur. Hem de bir şekilde birbirimizi en azından sosyal ortamda görmeye gayret gösteririz inşallah. Onun da arkadaşlar organizasını yapıyorlar. Muhtemelen ya 10 ya 11 gibi yani bayramın birinci günü planlayacaklar inşallah. Biz geçen dersimizde 7. nüktenin ortasında kalmıştık. İnşallah bugün oradan dersimize devam edeceğiz. sual olmak sormak isteyen sualler olan kardeşlerimiz bu Bayram kardeşimize durumu aktarabilir. Bayram kardeşimiz de münasip gördüğü sualleri inşallah bize sorar. Arzu etmek isteyen sesini açıp da sorabilir. Bu günümüzü inşallah bu şekilde geçireceğiz. Ramazan daha evvelki derslerde de ifade ettiğimiz gibi ramat yani bu altını eritip onu tehzip eden, içindeki değişik maddelerden ayıran, neticede külünü ortaya çıkaran bir çalışma faaliyet var. Yani külle, külleme, e, kömür haline getirme, daha doğrusu e, tasaffi ettirme, efendime söyleyeyim, yakma anlamına geliyor. Ramazan da oruç tutma kasebi ile yemeden, içmeden, diğer hayvani duygulardan Cenab-ı Hak bazılarından yasak getirdiğinden dolayı insan nefsinin terbiyesi için maddeten yanıyor, maddeten kıvranıyor. Açlık ve sıkıntı, susuzluk insanı ne yapıyor? Zafiyete uğratıyor. Maddeten bu terbiyeden Cenab-ı Hak bizi geçirdiği gibi biz de evratlarımızla, hatimlerimizle, okumalarımızla, Sohbet ve derslerimizle de manen kendimizi tasaffi ettirip kalbimizi, gönlümüzü ruhen tenefüs ettire ettire iki şekilde bir nevi ateşten geçme. Hem maddi hem de manevi ateşten geçmekle latifelerimizi, duygularımızı, nefsimizi ve hissiyatımızı da e, dengeleme, onları yanlış ve kötü şeylerden arındırma yani bir malzemeden altını çıkartmak gibi Ramazan'ın böyle bir vazifesi, böyle bir insana faydası var. Cenab-ı Hak hepimize, ümmeti Muhammed'e ve inananlara bu Ramazan'ın fiyuzatından, keyfiyatından azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Ben bakıyorum, yaşlı abilerimiz var, hürmet ettiğimiz insanlar var. Türkiye'nin değişik yerlerinden dahil olmuşlar. Bu gece ders, sohbet ifası ve icrası için. Hasreten Bilal kardeşin babasını görüyorum. Biraz rahatsızdı. Bugün hastaneye götürmüş dedi. İnşallah sağlığı, sıhhati, afiyeti iyidir. Biz ona dua ediyoruz. Selamını da alıyoruz. O da bize dua etsin. Bekir hocamızın babası. Adı Yaman'da ama burada Bilal kardeşin yanında kalıyor. Bazı kardeşlerimiz var. Harun kardeşimiz var. O hasta ailecek. Ona dua edelim. Başka kardeşlerimizin anneleri, babaları isimlerini şimdi saysak, taadat etsek vaktimizi alırım Allah hepsini biliyor. İnşallah şifa hazinesinden acilen o insanlara hayırlı şifalar Cenab-ı Hak nasip eylesin. Okuduğumuz dualar, yaptığımız ibadetleri de böyle umumi manada en azından isimlerini bildiklerimiz zikretsek daha iyi olur. Ama bilmediklerimiz hepsini saymak mümkün değil. Tüm ümmeti Muhammed'i duamıza dahil ederek inşallah bu hastalıkla muzdarip olanlara acilen şifalar nasip eylesin. Ömrü kifayet etmeyenlere de hayırlı akıbetler versin. Bu hususta da duamızı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Dün de Kayser hocamızı gönderdik rahmeti rahmana. Patmoslu Kayser hoca. Eskiden beri bizim derslerimize, sohbetlerimize gelir. Biz ondan istifade etmişiz. Onun da tecrübelerinden hakikaten insanlar istifade etmiştir. Ee, ömrü hocalıkla geçmiş. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye ibadet menşeli ve maksatlı olarak çok gitmiştir. Çok hacıları ve umrecileri götürmüş, getirmiştir. Çok insan bilir Kayser hocamızı. Derse girmeden onunla alakalı bir hatıran nakledeyim. Hem ruhu şad olsun hem de e, bu meseleyi sizle paylaşayım ben. Rahmetli Demirci Hocam o da çok sık Umre'ye giderdi. Damadı Medine-i Münevveren'in inşaatında elektrik mühendisi olarak çalışırdı. Artık şimdi bir damadı var var Demirci Hocamın. O vesileyle çok sık giderdi. E ee, tabii Kayser Hoca da vazifeli olarak hac ve umre yaptırdığı için o da sık olarak o mübarek ve mukaddes mekanlara gidiyor. Bir gün rahmetli Demirci Hocam havaalanında Suudi Arabistan'a gidecek. Birkaç tane bizim Müslüman kardeşlerimizden hocam demişler biz de umreye gidiyoruz, gitmek istiyoruz. Ama bizim için kefalet istiyorlar. Suud hükümeti tanımadıkları, bilmedikleri, şüphelendikleri insanlardan kefalet isterler. Yani sen bir kefil getir, seni sokalım umreye. Kefil getiremezse giremez. Böyle üç Müslüman da Demirci hocama yaklaşmış. Hocam demiş biz de umreye gitmek istiyoruz. Ama kefil bulamıyoruz. Bize kefil olur musun? Kefillik şudur. Kefil olarak umreye götürdüğün insanları çıkartmak mecburiyetindesin. O senin evrana işleniyor. Çünkü bunu su istimal edenler de oluyor. Hocam da ibadet ve umre niyetiyle bunlar gireceğini düşündüğünden dolayı ne demek evlatlarım demiş. Siz umreye gideceksiniz. Ben size kefil olmayacak mıyım? Baş üstüne gelin. Bunlara kefil olmuş bu zatlar hocamın evrana, pasaportuna neyse işlenmiş. Hocamla beraber Suudi Arabistan'a girmişler hocamın işi bitmiş, umre vazifesini yerine getirmiş, tekrar dönüp Türkiye'ye gelecek. Çıkışta tekrar pasaportunun onaylanıp Suudi Arabistan'dan çıkabilmesi için, uçağa binmesi için hocamı Suudlu memur durdurmuş havaalanında. Demiş, siz dışarı çıkamazsınız. Niye? Üç adama kefil olmuş, umreye sokmuşsunuz. Onları da bulun, sizi biz çıkaralım. Hocam demiş ki ya koca Suudi Arabistan ben nereden onları bulayım? Ama kefil olmuş sokmuş senin arkadaşların. Meğer onun, hocamı onlar su istimal etmiş. Umre niyetiyle gideceğiz diye turist olarak kaçıp Suudi Arabistan'da çalışmayı planlıyorlarmış bu adamlar. Kefaleti su istimal etmişler yani. Hocam ortada kalmış. Kendini anlatamıyor. Tanıdığı kimse yok. Uçak kaçacak. Orada bekliyor. O arada bu rahmetli Kayser Hoca umrecileri getirmiş. O da dönüyormuş. Hocam hayırdır falan nedir bu tedirginlik? Ya Kayser Hoca demiş. Benim başımdan böyle işler geçti. Üç kişiye kefil oldum. Girdiler şimdi adam diyor ki bunları bul beraber çıkın. Onları bulmadın müddetçe biz seni Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye göndermeyiz. Uçak kalkacak, perişan olacağım ben demiş. Neyse, Kayser Hoca hocamı da almış, gitmiş o memura, pasaport dairesindeki memura gitmiş. Hocamı ona bir anlatmış, bu şeyh, bu şeyh, şeyh büyük adam demek, hürmet edilen insan demek. Hocamın Türkiye'deki hizmetlerini, İstanbul'daki vazifelerini, fakri vaiz olduğunu, hoca alim olduğunu, bu şeyh, bu şeyh diye adama gibi güzel anlatmış. Medeseleri var, talebeleri var, böyle fedakardır, böyle çalışkandır falan. Adam hocamın meti senasını Kayser hocadan duyunca o da duygulanmış. Ama bir de bir yanlışlık var. Demiş ki Kayser hocaya, şeyh mazbut, muamele harap. Ben ne yapayım şimdi demiş. <laughs> şey sağlam ama muamelesi harap demiş yani. Bu adamlar vurmadan nasıl çıkarayım? Böyle bir hatıramız var Kayser hocamızdan. Hepsinde Allah makamını mekanını cennet eylesin. O da koronadan vefat etmişti. Evet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat-ı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Böyle Cenab-ı Hakk'ın bereketli zamanları, bereketli mekanları, bereketli adamları vardır. Bazen insanı zamanlar kazandırır. Zaman o kadar kalitelidir ki o zamana tevafuk edenin biri bin olur. Bazen insanı mekanlar bereketlendirir. O mekana tevafuk ettik mi? O mekana denk geldik mi? Onun nam hesabına kurtuluruz. Bazen de insanlara adamlar denk gelir. O bereketli adamlar kendisi giderken arkasındakileri de sürükleyip götürebilir. İşte peygamberler, bereketli insanlar grubuna girerler. Evliyalar, asfiyalar, mehdiler, mürşitler, mücedditler hep bereketli insanlardır. Onlar vazifeli oldukları alanlarda, mekanlarda ve insanlara bir kıymet katarlar. Bereketli mekanlar vardır. O mekanlar diğer mekanlara benzemez. Mescitler bereketli mekanlardır. Medreseler bereketli mekanlardır. Kabristanlar bereketli mekanlardır. İnsana ölümü hatırlatır. Haremeyn-i Şerifeyn bereketli mekanlardır. Mescid-i Aksa hakeza. Bazı mübarek zatların, vefat edenlerin makamları bereketlidir. Menbaba kaynak noktayı nazarından değil, vesile açısından bereketlidir. Bu mekanlarda yapılan hayırlar, faziletler, ibadetler, evratlar, eskerler bu özellikte olmayan mekanlara göre mukayese edildiğinde katlanır. Bir de bereketli zamanlar vardır. Mesela cuma gecesi, cuma vakti, bayram namazı vakti, seher vakti mesela. İşte Ramazan mevsimi o mübarek geceler idrak ettiğimiz üç aylarda mübarek geceler diğerleriyle mukayese edildiğinde farkı vardır. Bu gecelerde yapılan hayırlar, faziletler ve kemalatlar diğer gecelere göre fark atar. Peki bir de bir insan bereketli bir zamana, bereketli bir mekanda, bereketli bir adama denk gelirse bunun fazileti bunun kemalatı hiçbir şeyle mukayese edilmez. Mesela asr saadet bereketli bir zamandır. Harem-i şerif bereketli bir mekandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en bereketli bir insandır. Üçüne bir tevafuk eden insan sahabe olur. Hiçbir peygamberin arkadaşları bunlara yetişemez. Sahabeden sonra hiçbir veli hangi makamda olursa olsun bir sahabenin tırnağına yetişemez sahabelik açısından baktık mı. Çünkü üçü birden üçü birden bir insana tevafuk etmiştir. Mesela biz bereketli zamanlar yaşarız ama adamına tevafuk etmeyiz. Bereketli mekanla da ibadet yaparız ama belki zamanına tevafuk etmeyiz. İkisi bir olsa adamına isabet ettirmeksek bizim aldığımız sevap diğerlerine göre veya bu üçünü bir arada bulunduranlara göre seviyeleri çok düşüktür. Bu sebepten dolayı üstadımız Ramazan-ı Şerif'i bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder kazandırır der. Evet bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Bak bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu, bu sırra bir hücceti katadır. Hem Ramazan'ın kendisi bereketli hem de bu keskin katli hükmü üstadımız neye göre veriyor? Ayete göre veriyor. Ayete göre veriyor. Ayetin ifadesine göre leyle Kadir bin aydan daha hayırlıdır. Hayrun min el Allah emrediyor. Ben size öyle bir gece verdim ki o gece bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ayı hesap ediniz 80 küsür yıl ediyor. 80 küsür yıl eder bin ay. Dolayısıyla bir Müslüman şu gelecek olan Kadir Gecesi'ni hakkıyla isabet ettirip hakkıyla ihya ederse diğer ümmetlerin 80 yılda kazanmış olduğu bütün fazileti, kemalatı, ibadeti, salahatı bir gecede kazanıyor arkadaşlar. Bu değer ümmeti Muhammed'e verilen bir değerdir. Kıymettir. Bu ümmetin Muhammed'in diğer ümmetlerden farkları çoktur. Mesela diğer ümmetlere inen sahifeler ve kitaplar levhalar halinde bir defa da inmiş. Ama Cenab-ı Hak yani evraklar tarzında inmiştir. Kur'an-ı Kerim'i bir defa da levhalar evraklar tarzında değil. Cebrail Aleyhisselam'ın tavasutu ile Cebrail Aleyhisselam'ın vesilesiyle vesile yok diyenlere bir parantez açın şimdi hayal hayal hanenizden. Dinde vesile yoktur. Direkt Allah'tan iste. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'tan vasıtasız konuştu. Miraç'tan vasıtasız konuştu. Onun dışında bütün mükalime ilahiye vasıtayla olmuştur. Bu elçiliği de Cebrail Aleyhisselam yapmıştır. Hani vesile yoktu. Han araya girmek yoktu. Kur'an-ı Kerim 23 yılda kademe kademe, ayet ayet veya sure suren duruma ihtiyaca göre Cebrail Aleyhisselam'ın tavassutuyla 23 yılda merhale merhale gelmiştir. Bak kaç defa araya Cebrail Aleyhisselam girmiş. Allah'la kul arasına girmiş. Bu zavallılar etrafta çok aldanacak insan olduğu için arkasından gelenleri bol oluyor. İnsanlar bilmiyorlar çünkü cahili kandırmak kolaydır. Şunu bilseler yeter. Dinde vasıta yok. Dinde vesile yok. Dinde sebep yok. Herkes direkt Rabbinden istesin diyen adamlar. Cenab-ı Hak ya Muhammed benden iste. Ben sana ayetler indiririm. Demiyor. Araya Cebrail Aleyhisselam'ı vasıta olarak koyuyor. Binlerce insan ruhunu kabz ediyor Azrail Aleyhisselam. Kabz Allah yapıyor. Ama oraya bir vasıta koyuyor. Bu vasıtayı biz müessir kabul edersek tehlike. Sadece basit bir vesile kabul edersek hakim ismine masariyet ortaya çıkar. Allah Celle Celaluhu sebepsiz hiçbir iş işlemez. Her şeye mahiyeti itibariyle perde kor, sebep kor, vasıta kor. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülusu Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Değil mi? Padişahların bazı ihsan şahaneler olur. Padişah ihsan-ı şahanede bulunurken normal standardın üzerinde, taamülün üzerinde halkıyla muhatap olur. Onlarla sohbet eder. Onlara iltifat eder. Onlarla alakadar olur. Onlara ikramda öyle bulunur ki o ikrama muhatap olan bir halk bir insan ömür boyu çalışsa o netice, o nimeti elde edemeyebilir. Bu şunat ilahiye için de geçerlidir. Neden sahabelere yetişilmez? Çünkü sahabeler Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinden onun keyfiyeti derinliği onun nübüvveti üzerinden o zamanki insanlara hususi bir muamelesidir. O vasıtayı ortadan kaldırsak, Efendimiz vasıtasını ortadan kaldırsa, bak yine füyüzat Allah'tan geliyor, kemalat Cenab-ı Hak'tan geliyor, değil mi? İlim, irfan ondan geliyor. Ama kimi vasıta ediyor? En geniş, en net, en mükemmel, en pürüzsüz aynağı. Efendimizin kalbini aleyhissalatü vesselamın kalbini vesile ittikaz ediyor. O kalbe muhatap olan, o kalbe mukabele sırrıyla karşı karşıya gelen iman niyeti ve düşüncesiyle görse işte size hususi bir muamele o insan öyle bir makama çıkıyor ki bin evliyaullah sahabelik makamına yetişemiyor. Oradaki vesilenin farklılığı insanı sahabe yapar. Başka vesilenin farklılığı o insanlar o peygambere arkadaş yapar. Havari yapar. Yoldaş yapar. Şeyhlere mürit yapar. Medreselerdeki müderrislere talebe yapar. Mürşitlere değil mi? Yetiştirilecek, yetiştirilecek vasıflı insanlar yapar aynanın kabiliyeti liyakate nispetinde füyuzatta açılımlar meydana gelir. Hepsinin de standartları kendisine göredir. Evet, mesela hac mevsimi de böyledir. Hususi bir iltifattır. Şahane bir münasebettir. Cenab-ı Hak her şey her şeyden daha yakındır. Normal standartlarda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İnsanların keyfiyet, ubudiyet, kemalatına göre füyuzat nasip eder. Ama hacda insanların keyfiyetine, kemalatına bakmaz. Rahmet ilahiye sağanak gibi yağar. Onun için üstadımız buyurur. Bir hacı ne kadar ami olursa olsun hacda katı meratip etmiş bir veli kadar feyze masardır. Böyle bir nimet ilahi Cenab-ı Hak aynı padişahların la teşbih, hususi günlerinde hususi insanları özel iltifatına muhatap ettiği gibi Cenab-ı Hak bazı zamanları, bazı mekanları, bazı adamları hususi iltifatını öyle muhatap eder ki o iltifat o zatın arkasından gelen, o zamanda yaşayan, o mekanla münasebet olan herkesi keyiflendirir, sınıf atlatır. Abu Ramazan da böyle bir mevsimdir. Ve üç aylar dedik. Her birinin standardı kendine göre ayrıdır. Recep'in ayna olması, Şaban'ın ayna olması, Ramazan'ın ayna olması. Aynalar arasında fark var. Hem çapları hem de parlaklıkları, düzgünlükler arasında da fark var. Recep ayı da bir aynadır. Şaban ayı da bir aynadır, Ramazan ayı da bir aynadır. Ama keyfiyeten ve kemiyeten baktık mı farklılıkları vardır. Peygamberlerde olduğu gibi. Hepsi peygamberdir. Aleyhim ama. Hepsi peygamberdir. Ama ululazım peygamberler ayrıdır. Sayfe indirilenler ayrıdır. İndirilen sayfe ve kitaplarla amel edenler ayrıdır. İzi, namı, şanı bilinmeyen peygamberler de ayrıdır. Bunlar içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işin zirvesidir. Şu aynaların mahiyet yani çap ve kapasite maddi ve manevi keyfiyet açısından farklılıklarını anladığımız gibi peygamberler de böyledir. Peygamber olarak hepsi aynı sınıftandır. Aynı sınıftandır. Hepsi 24 ayar altındır. Ama biri 10 gramdır. Diğeri 10 kilodur. Arada böyle farklılıklar var. E 10 gram altından ne yaparsın? Diyelim bir yüzük yapabilirsin. 10 kilo altından ticaret yaparsın. Hepsi peygamberdir. Hepsi günlerdir. Her şey mekanlardır. Ama arada şu verdiğimiz örnek misali çok büyük farklılıklar vardır. Yeter ki farklılıkları fark edip bize temas eden, isabet eden o insanlardan, o zamanlardan, o mekanlardan hakkıyla istifade edelim de eteklerimizi dolduralım arkadaşlar. Aa geçiyor bir Ramazan'da. Ramazan daha. Gelecek Ramazan'a kim kavuşur? Kim kimin arkasından Fatiha okur bilemeyiz. İnsan bulunduğu günü son günü olarak bilmeli. Yapacağını yapmalı, edeceğini etmeli. Bir dahakine kavuşur muyuz, kavuşmaz mıyız? Ama önümüzde daha bir miktar şeyi var, zamanımız var. Bir içerisinde Kadir gecemiz var. Gayret gösterip Ramazan'ın son 10 günü son 10 gün içerisindeki tekli günleri son 27 ve sona doğru günler özellikle 27. gecesi galibi ihtimaldir. Kesin değildir. Kadir gecesi açısından konuşuyoruz. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülusu Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Rayetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini haz teveccühüne mazhar eder. Ve Cenab-ı Hak bizi kurtarmak, ahiret adamı yapmak, rızasına talip etmek, ebedi hayatı kazandırmak adına bahaneler koyuyor önümüze. Arkadan teşviki vuruyor. Yürü kulum diyor, uy bunlara. Uy, cennet adamı, ahiret adamı olacaksın diyor. İşte mübarek günler, mübarek geceler, mübarek mekanlar, mübarek makamlar. Bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, namazlarını mescitlerde ve camilerde ve bu anlamda mübarek yerlerde kılanları görürseniz, onların mümin olduklarında zerrece tereddüdünüz olmasın. Bir müminin mescitlerde cemaatlerin olduğu yerlerde toplu halde cemaatle devamlı namazını kılan bir müminin kalbinde ve gönlünde iman alametinin olduğunda şüphe ve tereddüt yoktur. İman öyle bir nimettir ki muamelatla kendini ortaya çıkarır. Bunun ilk ilanı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu ilk ilanıdır. Aklen kabul, kalben tasdiktir, lisanen de ikrardır. Lisanen ikrar olmazsa onun mümin olduğuna dair özellikler kul tarafından bilinmez. Allah tarafından bilinir, o ayrı bir meseledir. İmanın alameti dışarıya ahval, akval ve efal olarak zuhur etmesi lazım. Biz de buna şair diyoruz. Nasıl ülkenin kime ait olduğu bayraklarla belli olursa bir müminin hangi dine mensup olduğu da onun muamelatından, halinden, ahvalinden bayraklar gibi ilan edilir. Bunun birinci derecedeki ilanı kelime-i tevhiddir. Sonra her ibadetin içerisinde bulunduğu fezleke olarak ifade ettiğimiz namaz ve onu da cemaatle mümkünse mübarek mevkilerde yani mescitlerde ve camilerde kılmaktır. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali, 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman alişanı olan kuran Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Bu tabir diğer hiçbir kitaplar için geçerli değildir. Bu tabire en elyak, en muvafık, en güzel muhatap olan kitap bizim kitabımızdır Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitapların bırak 18 bin alemi. Bırak bizim güneş güneş sistemimizi. Bırakalım ayı, diğer gezegenleri. Dünyamızı da bir kenara bırakalım. O kitaplar bu dünyanın içerisinde bazı gruplara, bazı coğrafyalara bazı adamlara, bazı alanlara inmiştir. Bu kitapların dinlerin çapına kapasitesine bakın. Özelliğine ve güzelliğine bakın. Bir de yine kitap diye tabir ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in 18 bin alemle ilgili hakikatlerine bakın. Şimdi adam diyor ki O kitabın mübinde Vela ratbin vela yabis illa fi kitabim mübin, velâ ratbin vela yabisin illa fi kitabim mübin. Yaşkuru ne varsa Kuranda vardır. Adamın aklı almıyor. Çapı ve kapasitesi bunu idrak edemiyor. Tüfeili bir boyuyla, bir ilahiyet mezunu olmakla, ondan bundan, bilgi ve malzeme alarak. Doçent ve profesör olmakla Kur'an'ın bu sırrı anlaşılmaz arkadaşlar. Kur'an'ın sırrını Allah anlatıyor. Onu inzal eden anlatıyor. Kur'an'da 18 bin alemi ilgilendiren mesail var diyor. 18 bin aleme bakar diyor. Bu alemler, bütün fenler, bütün asırlar, bütün insan tabakaları, bütün melekler, bütün cinler ve canlılar. Kainatın her tarafı. Arş, lev, kalem, siddetil münta, kabi kavseyn, cennet cehennem, kabir. Hepsi Kur'an'la alakalı, Kur'an hepsiyle ilgili hakikatler manzumesidir. Şu tarif, bu izah diğer kitaplarda, sayfelerde yoktur. Şimdi bunu duyan bir mümin artık Kur'an de şu da var mı diye tereddüt eder mi arkadaşlar? Der ki ben göremiyorum. Ben bilemiyorumdur. Hakkıdır. Bilemez. Herkesin rızkı kendine göredir. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'ın rızkı var. Şit Aleyhisselam'ın rızkı var. Nuh Aleyhisselam'ın rızkı var. Onların da davasını iht ihtiva ediyor. Muhit. Onların davaları Kur'an'ı muhit değildir. Kur'an'ın davası onların muhittir. Bir yaprak ağacı muhit etmez. Bir çiçek ağaca muhit değildir, kapsamaz. Bir kök, bir budak da kapsamaz. Ama meyve ağacın tamamını kendi içerisinde bulundurur. Çünkü çekirdek vardır. Diğer dinlere bir ağacın dalları, yaprakları, budakları, kökleri, çiçekleri gibi düşünün. Ama Kur'an-ı Kerim'i meyve olarak düşünün. Meyve en sonda gelmiştir en sonunda gelen meyve ilk etapta ağacın da fezlekesine sahiptir. Yaprak, dal, budak bu yükü kaldıramaz. Onun için Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar hangi peygamber Aleyhisselam hangi din, hangi kitap olursa olsun Efendimiz'i kendi ümmetlerine İslam'ı kendi ümmetlerine duyurmuşlardır. Mecburdurlar. Ağacın dalına desen ki ne için çalışıyorsun? Şuur olsa meyve için diyecek. Yapraklarına, çiçeklerine, köklerine, içindeki damarlarına, ağaçta ne varsa hangi unsura sorarsanız sorun. Hatta onun hücrelerine, he? atomlarına dahi sorsanız hepimiz meyve için çalışıyoruz, ondan gelmişiz diyeceklerdir. Aynen bunun gibi. Her din hak dinin mensupları, her hak dinin taşıyıcıları, hameleleri her hak dinin kitapları, inananları hem biz bir şey için çalışıyoruz derler. Ondanız ona çalışıyoruz. Efendimiz sayesinde yaratılmışlardır. Hepsi onun davasının tahakkuku, onun dininin insanlığa nasibi için gayret gösterirler, hizmetkardırlar. İşte 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, teveccüh eden ferman-ı âli şanı olan Kur'an kimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Kur'an-ı Kerim Ramazan-ı Şerif'te başlamış inzale. Ramazan-ı Şerif'te bitmiştir. 23 yıl kademe kademe ikmal edilmiştir. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi, mahsus bir bayram ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis ruhani hükmüne geçmek. Yani bir padişah bütün mürettebatı, ahali halkı, çoğu insanın hayatı boyunca göremeyeceği halkı bir defa hususi bir bayramda hususi bir iltifatına, sohbetine mazhar etmek için topladığını düşünün. Kim geç kalabilir ki? He? Kim bundan imtina edebilir ki? Kim gidemez? Herkes müthiş bir cazibe ile o padişahın sohbetinde bulunmak ister. O padişahın sohbeti var ya, onun nimetlerini, sofralarının, maddi ikramlarının ötesinde bir şeydir. Rahmetli 40. hocam, Allah rahmet eylesin. Dedi ki, Yavuz Selim gelse, şimdi işte tarihten hayalen gelse, İstanbul'a ahalisine dese ki ey ahali ben Dolmabahçe Sarayı'nda size ziyafetler vereceğim. Aynı zamanda da Topkapı Sarayı'nda sohbet edeceğim. Takdir sizin isteyen ziyafete gitsin, isteyen sohbete gelsin dese neyi tercih ederiz arkadaşlar? Nereye gideriz? Hangi şeyi bizi de cazibesi içerisine alır? He? Sohbetin kemaline ne yetişebilir ki? Topkapı Sarayı değil, cennette bu sofralar dizilse yine o padişahın sohbeti ondan daha değerli, daha kıymetlidir. Çünkü padişahın sohbetini dinlemek o nimetlerden, yemelerden, o iltifatlardan, maddi ilgi ve alakalardan daha yüce, daha ali, daha mükemmeldir. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Ramazan mevsiminde 23 yıl peyderpey inzal etmiştir. Yani Cenab-ı Hak 23 yıl insanlara nimetle, sağlıkla, afiyetle, maddi imkanlarla muhatap olurken, keyiflendirirken bir de 23 yılda Efendimiz vasıtasıyla sohbetine müşerref etmiş. Ve bu Ramazan mevsimi içerisinde olmuş. Ramazan mevsimi içerisinde yemek yemenin, bazı nefsani ihtiyaçları gidermenin yasak olması, yani diyor ki hal diliyle şu oruç, ey insanlar, ey inananlar, sohbet ilahiye bunlardan daha iyi, daha mükemmel, daha yüce, daha alidir. Ne işiniz var yemekle içmekle? Toplanın sohbete, okuyun, Allah'la sohbet edin. Ramazan ayında 23 yıl inzalında böyle bir sır var. O sahabe-i kiram bütün keyif aldıkları o nimetler, o lezzetler, o servetlerin içerisinde Allah'la sohbet öne çıkmış. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı dinlemek ve ayette o zamanlar inliyor ya onların zamanında onları sahabelik makamına çıkarmıştır. Bak ne yemek ne içmek dikkat edin. Efendimizin şahsına değil Bedenine değil. Onun elinden ikram ve iltifatına değil. O zaman Allah'ın nimetlerine muhatap olmaya, onlara herkes muhatap oluyor. Onun şahsiyeti maneviyesine, onun tebliğine muhatap olmak insanları sahabe makamına çıkartmış. Yeme ve içme değil. Şimdi biz o mevsimde değiliz. Ama Kur'an'ın inzal edildiği ayın, Ramazan ayının kutsiyetin hakiki muhatap olma adına aç kalma, su içmeme, yemek yememe ve bazı helalleri haram yapma adına vaktimizi boş geçme, geçirmemek için hep kelam-ı ilahiye muhatap olmak, Allah'la sohbet etmenin zirvesini, kemalini yakalama adına bizim için bir ikazdır Ramazan. Bakın Üstad burada, cennet bahsini başında Üstad Hazretleri cennet anlatan ayeti önce buraya almış. Cenneti anlatıyor. Altında nehirler akan, böyle meyvelerin, gıdaların, nimetlerin olduğu hurilerden bahsediyor. Yani i̇man edenlere, müjdele, salih amel işleyenlere. Ama üstadın bu ayetin altında koyduğu cümleler çok manidar. Cennete dair cennetten daha güzel Huyrilerinden daha latif, selsebilinden daha tatlı olan beyanatı ayatı Kur'aniye. Çok okumuşuzdur ama vurgular çok önemli. Dikkatimizden kaçar. Allah'ın kelamına müşerref olmak, Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, Allah'la sohbet etmek demektir Celle Celaluhu. Abu bu diyor, Cennete dair şu ayet. Ama cennetten daha güzel. Hurilerinden daha latif. insanın zevkine, hoşuna gidecek bütün şeyleri sayıyor. Cennet içindekilerden daha güzel, daha hoş. İnsanı daha keyiflendiren, daha memnun eden. Selsebilinden daha tatlı olan beyanatı ayatı Kur'aniye. Kaçıralım mı şimdi bu imkanı? En azından her Ramazanda bir mümin bir hatim yapmalı. Bizzat kendisi yapmalı. Bir hatim de Recep ve Şaban'a sıkıştırmalı. Üç ayda 3 aylarda iki hatmin hakkını vermeli asgari olarak. Bu taban, tavanını serbest. Sermayeye göre binilir. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman Ali Şanon'un Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inza eylemiş. Elbette o Kur'an, o Ramazan mahsus bir bayram ilahi. O Ramazan mahsus bir bayram ilahi. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i inzal edilme şerefiyle Ramazan şereflenmiş. Mahsus bir bayram olmuş. Yani Ramazan mevsiminde Cenab-ı Kur'an-ı Kerim inzal etmiş, Ramazan mevsiminde bitirmiş ve bu Ramazan bu sebeple Allah'ın yarattığı kullarla sohbetinin bir zamanı, bir mevsimi olmuş. Sohbet Ramazan'ı boyamış. Ramazan'a değer katmış, kıymetlendirmiş. Ve bir meşher Rabbani ve bir meclisi ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, bak biz bayramı bekliyoruz değil mi? Esas Ramazan hakiki bayram. Onun ücreti esas bayram içinde bulunduğumuz bu günlerdir. Bugün hakkını vereceğiz ki onun ücretini alalım. Genellikle bayram deyince biz Gözümüz değil, O dört güne ilişir. O dört güne ilişir arkadaşlar. Tilaveti Kur'an'ın füyuzatının bol bol olduğu mevsim geçmiş. Yani bu davanın hakkını veren, bu Ramazan'ın hakkını veren, bu Ramazan'da Cenab-ı Hak'la ilahi mükalemede bulunan insanlar rızayı kazanmışlarsa umulur, değil mi? Ücretlerini alsınlar. Elbette bir derece süfli hayvani meşagilden insanları çekmek için oruç emir edilecek. Bütün peygamberlere vahiyler gelmeden evvel bir sigaya çekilirler. Bir muhasebeye tabi tutulurlar. Yani adeta insanlardan uzak, toplumdan uzak, dağlarda, ormanlarda, hususi alanlara kendilerini hapsederler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmezden evvel Hira mağarasına yalnız başına gider. Üç gün, beş gün, on beş gün kaldığı olurmuş. Azı oraya gidiyor. Niye? Cenab-ı Hak omuzuna bir dava yükleyecek. Onu sosyal hayattan ayırıyor. Fıtri olan, günahların az işlendiği, temiz ve nezih alanlarda uzleti ihtiyar ettiriyor yalnızlığı. Abedi zaman Hazretleri Van'dan, etrafından, çevresinden, ailesinden, hemşerilerinden, dostlarından, ahbaplarından Allah niye ayırdı? Ne var Barla'da? Kuşuşmaz, kervan göçmez yerler. Affedersiniz, merkeple bile Barla'nın dağına zor çıkılır. O zamanın şartlarında düşünün. Ne işi var orada? Kader yalnızlığı, müstakilliği, beşerden uzaklaşmayı, günahkar alanlardan sıyırmayı ihtiyar ettiriyor ki niye? Risale-i Nur'a mazhar edecek. Van'da niye gelmedi? Burdur'dan başladı, Barla'da zirve yaptı. Böyle bir hakikata mazhariyetin yolu aynı sistem değişmiyor. İnsanı tecrit etmek, insanı toplumdan uzaklaştırmak, Adete Allah'la baş başa demek ya tabiri amiyane ile kusuruma bakmayın. Yani yalnızlığı ihtiyar ederek onu Rabbi kendine müteveccih ettiriyor. Ve orucun ekmeli ise mükemmel oruç nasıl tutulur? Mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat insaniye dahi bir ne oruç tutturmaktır. Bu büyüklerin orucudur. Bizimki fıkıh kaydelerine göre bellidir. Orucu bozan sebepler, hocalar anlatırlar. Orucu o, maddi orucu bozan sebepler. Bir de o insan manevi oruca da niyet etmişse, orucu maddeten ve manen, keyfiyeten de tutacaksa, değil mi? Zahiri azalarına dikkat ettiği gibi batini duygularına, ruhunun hissiyatlarına, kalp ve gönlüne, latifelerine de dikkat etmesi lazım. Bu sebepten dolayı bazı büyük insanlar, değil mi? Ramazan mevsiminde bir an kalbi Allah'tan gaflet etse orucunu iade ediyor. Maddi oruç imsaktan iftara kadardır. Ama manevi oruca niyet eden insanlar onun vakti yoktur. Onun her an Rabbi ile beraber olacak. Değil mi? Her an kalbi gönlü onunla atacak. Evrat ve eskarını ihmal etmeyecek. Hayalini bile mümkünse, mümkünse kontrol altına alabiliyorsa koruyacak ki işte Ramazan'ı maddi ve manevi, fıkhi ve mahiyeti itibariyle hakkıyla geçirmiş olsun. Yani muharramattan haram olan şeylerden. Malayaniyattan çekmek. Muharramattan çekiyoruz. Malayaniyattan çekebiliyor muyuz? Boş işler. Değil mi? Biraz dünyevi iştigalden kendimizi uzaklaştırıp o zamanı bereketlendirebiliyor muyuz? Ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Hayalin de ubudiyeti var. Değil mi? Gözün de ibadeti var. Sırrın da ibadeti var. Sırr, Kalbin, gönlün, kafanın, akfanın hepsinin ayrı ayrı ibadetleri vardır. Onları ibadet alanlarında koşturmak Ramazan orucunu kamilen tutmak anlamına geliyor. Mesela dilini yalandan, gıybetten, galiz tabirlerden ayırmakla onu oruç tutturmak. Ve o tilaveti Kur'an, zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Bak demek ki Ramazan mevsiminde Kur'an'la iştigal etmek, Kur'an'la beraber olmak, okumak okutmak değil mi birinci derecede öne çıkıyor ibadet mevsimi olmasa sebebiyle hatta ramazanda Kur'an'ın tefsirinden mealinden anlamından ziyade lafzıyla meşgul olmak ibadet geçesini öne çıkartmak nasıl namazda bir insan okuduğu surenin anlamını düşünemez düşünse namazı fesada girer hayaline kötü şeyler gelir namazda diyelim süre Yusuf'u okuyan bir adam sabah namazında imamın arkasında süre Yusuf'u imam efendi okuyor. Arkada bizzat da alim Kur'an-ı Kerim anlıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha annemizle münasebet aklına gelecek. Galet hey telak gale Yusuf senin için hazırım. Yusuf Allah'ın sınarak ondan kaçıyor. Bu manayı bilen bir adam bunu biraz daha ileri götürse Namazın zekiatlarını şaşırır, hayali ifsad olur. Bu sebepten dolayı namazda olan bir adamın okuduğu surelerin, ayetlerin manasını derinlemesine düşünmesi yasaktır. Namaz tefekkür yeri değil, ubudiyet alanıdır. Namazdan sonra yap tefekkürünü yapabildiğin kadar. Ramazan mevsimi de diğer mevsimlerle mukayese edildiğinde ibadet mevsimi olmasa sebebiyle özellikle Kur'an'ın lafzı, bol bol okunması, tilavetiyle meşgul olmak daha öne çıkmalı. Her şeyden öne çıkmalı. Üstad burada bak, külliyatı yazan üstad, külliyatı telif eden üstad, kendi eserini yüzlerce, binlerce defa okuyan üstad, burada Ramazan'da bize bir mesaj veriyor. Neyin nerede, nasıl, nasıl, ne şekilde yapacağımızı önem sırasına göre bizim de Külliyatın tavsiyelerine göre iyi düşünmemiz lazım. Demek ki gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyler işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sayır cihazatı da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba edebilirler. Siz binaya gelen şartelin voltajını düşürdünüz mü? Ampulü tek tek gevşetmeye lüzum yok. Hani bazı ampuller var ya. İhsan bir bana bakıyor ampul deyince şimdi biliyorum. Ampuller ayarlıdırlar. Yanında bir düğme vardır. Onu azaltırsın çoğaltırsın değil mi? Yeni ampuller böyle. Hepsiyle tek tek uğraşacağına bunu Şartelden de yapabilirsin. Eve giren voltajı 1000 watt mı? 3 düşür 300 wata ampullerin tamamının takatli kesilir, mum gibi kalırlar. Aynen bunun gibi mide insanın fabrikasıdır, ana şartelidir. Ramazan mevsiminde mideden yemeği içmeyi kaldırıp doldurmadık mı? Ne oluyor? Zayıflıyor. O zayıflayınca nefse taalluk eden bazı meseleler de ampuller gevşiyor, ferleri sönüyor. O zaman kalp öne çıkıyor. Ruhun latifeleri adım atıyor. Nefis kenarda durunca musallat olmuyor. Öbür manevi latifeler şaha kalkıyor. Ramazandan hakkıyla istifadeyi cenab Hak nasip ediyor. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil eşgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Subhaneke la ilmenena illa ma alimul hakim Allah rızası için El Fatiha